Geldik iklimle ilgili detaylara. Yani klimatolojiden bahsedeceğiz. Önemli bir alan. TYT'de 5 tane sorunun bir tanesinin gelme ihtimali yüksek olduğu bir alan. Ki geçen yılki sınava baktığımız zaman buradan bir soru gelmişti. Atmosferin katları ile ilgili bir soru geldi. Yine benzer sorular gelebilir. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış ile ilgili bir sorunun karşınıza çıkma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bir başlayalım isterseniz, bakalım iklim klimatoloji ile ilgili nasıl detaylar var. Amacımız nedir? Dünyanın şekli ve hareketlerini öğrendik. Oradan bir soru gelirse yakalayacağız. Şimdi de dünyamızda hangi iklim tipi nerede? Basınçlar, rüzgar, nem ve yağış olayı nasıl etkiliyor? Bunlarla ilgili temel bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Ama tabii şu tanımlarla birlikte başlayalım. Belki böyle hani seçenekli sorular gelirse kafa karışıklığı yaratmasın diye söyleyeceğim. İklim geniş alanlarda uzun süreli hava olayları mantığıyla birlikte karşımıza çıkıyordu. 35 yıllık süreçler vardı. Ama hava durumunda böyle bir şey yoktu. Gün içerisinde sabah, öğle, akşam değişkenlik vardı. İkisinin arasında en temel farkı bu şekilde net hale getirmiştik. Dar alanda, diğeri geniş alanda hava durumunda meteoroloji devreye giriyordu. İklimde klimatolojinin kendisi vardı. Bu kavramlar bizim için önemli olabilir. Hava durumunda değişkenlik fazla, iklimde değişkenlik az. Gerçi son zamanlarda hep Türkiye'nin iklimiyle ilgili büyük değişkenlikler olduğundan bahsediyorum. Mesela sonbahar daha az yağışlı geçiyor. Kış değil, ilkbahara doğru yağmurları daha fazla görüyoruz. Eğer böyle devam ederse işte iklimle ilgili de o büyük değişikliklerden bahsedebileceğiz. Geçen yılın sorusunun geldiği yer atmosfer, atmosferin katları ile ilgili bir soru geldi. Olmazsa olmaz biliyorsunuz, nefes almamızın temel sebebi. Dünyayı çepeçevre saran bu gaz tabakasının kendisi bizim ne işimize yarıyor sorusunun en önemli cevaplarından bir tanesi. İzlemesi çok güzel olan gökyüzünde göktaşları dediğimiz o yıldızların ya da yıldız dediğimiz o göktaşlarının dünyamıza girip dünyanın üzerine çarpmasını engelliyor ki çok büyük felaketler bunun dışında ortaya çıkabilir. Bir de hani güneş ışınları geliyor, belli bir yeri ısıtıyor, diğer alanları ısıtmıyor mantığı var ya, o ısıyı yayma özelliğine bağlı olarak da o karanlık olan yerlerin ya da güneşin gelmediği yerlerin aşırı soğuk olmasını engellemesi açısından da gerçekten çok önemli. Ya da karanlık olan yerler tam karanlık olmuyor. Bu da atmosferin o ısıyı, ışığı yayma özelliğinin en önemli sonuçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Hava olayları meydana gelir. Olmazsa olmaz. Su bizim için çok önemli. Su buharının kendisi atmosfer sayesinde var. Bugün Mars'ta araştırmalar yapılıyor. Acaba var mı hayat diye. Dünyamızın bu özelliğinden dolayı yaşayabiliyoruz. Tabii Samanyolu galaksisi içerisinde illaki benzer yaşam kalıntıları vardır bence. UFO'larla ilgili çok önemli açıklamalar da yapmaya başladı biliyorsunuz NASA. Hani bunu buradan söyleyebilirim çünkü artık net bilgiler var gibi görünüyor. Yakında yeni dostlarla karşılaşabiliriz. Orada YKS var mı diye soran arkadaşlar var aranızda. Onun da farkındayız. Bakalım tanışınca öğreneceğiz. Güneşten gelen ışınların kendisinde %100 yararlı değil, zararlı olanlar var. Atmosferi zararlı olanların uzay boşluğu içerisine geri yansımasını sağlıyor. Hava akımları ile birlikte o karanlık olan yerler aydınlanıyor. Işığı, sesi iletmesi açısından da bizim için çok önemli, çok değerli oluyor. Yeni bir teknolojiden bahsediyor bildiğiniz gibi. Hani o konuşulan şeyler işte 50 yıl önce konuşulan şeyler uzay boşluğu içerisinde alınacak da kayıt edilecek gibi teknolojiler var. Belki bunları da yakın zaman içerisinde göreceğiz. Dünya ile birlikte hareket ettiği için de ne oluyor? Dünyamızın yanmasını da engelliyor. Bakın göktaşları ne oluyor? Giriyor. Atmosferin o sürtünme mantığına bağlı olarak da yanarak çoğu dünyamıza gelmiyor. Dünyanın kendisini düşündüğünüz zaman dünya ile birlikte atmosfer hareket ettiği için de dünyamızın yanmasını da engelliyor. Gerçekten çok önemli bir dengeye sahip canlılar için de önemli oluyor tabii ki. Ay ve dünya arasındaki atmosferi olan ve olmayan arasındaki temel farkları hatırlarsanız, ay yüzeyine baktığımız zaman kocaman çukurluklar görüyoruz. Çünkü tüm göktaşlar oraya düşüyor. Ama dünya tabii bunu görmüyoruz. Gölge yerler aydınlanıyor dünyada. Ayda öyle bir şey yok. Varsa güneş sıcak, yoksa çok soğuk mantığı var. Bulut sis gibi şeyi göremezsiniz ayda ama dünyada var çünkü hava olayları var. Hangi katmanda olduğundan birazdan bahsedeceğim. Zararlı ışınlar ayda var, dünyamızda yok ve sonuç olarak da baktığım zaman ışık, ses iletilmesi dünyada var, ayda yok. Canlı yok ayda, dünyada var mantığını da hatırlayın. Katmanlara bakalım. Geçen senenin sorusu buradan geldi. Atmosfer içerisinde troposferin kendisi var. Geçen sene gelen sorusuydu. Stratosfer var. Belki aynı mantıktan soru sorarlarsa hani ozon tabakasının bulunduğu yer mantığı stratosfer bizim için önemli olabilir. Mezosfer ya da kuzey ışıkları izlemesi gerçekten çok güzel. Yakın zamandaki hedeflerinden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki yıl gitmeyi planlıyorum.
Bir uzaktan akraba buldum orada. Termosferin kendisi bizim için önemli de uzay ışıkları radyo dalgalarının itilmesi açısından bizim için çok değerli olduğunu söyleyeyim. Hocam buradan soru gelirse tekrar nasıl gelebilir? Bir kere geçen sene buradan soru geldiği için tabii soru gelme ihtimali azalıyor ama şunu unutmayın. Meteorolojik olaylar troposferde var. Yani su buharının kendisi burada var. Yerden yükseldikçe 200 metrede bir ne oluyordu? Sıcaklık değerleri azalıyordu. Bunun mantığını hatırlıyorsunuz değil mi? Güneşten gelen o ışınların kendisi dünyaya çarpıyor. Yerden yansıyan ışınlarla dünyamızın kendisi ısınıyordu. Ve yükseldikçe her 200 metrede 1 derece sıcaklık değerleri azalıyordu. Sonuç olarak dünyamızın en üst katmanı değil de işte troposferin bulunduğu en alt katmanın en sıcak olduğunu, dağın zirvesine doğru gittikçe sıcaklığın azalmasını da bu özelliğe bağlamıştık. Önemli cümlelerden bir tanesiydi. Tekrar söylüyorum, geçen sene gelen sorulardan bir tanesiydi. Stratosferin kendisi için birazcık da gaz yoğunluğu azalıyor. Sıcaklık değerleri düşüyor ama en önemli cümlelerden bir tanesi de ozon tabakasının kendisi var. Biliyorsunuz o zararlı ışınları tutan, geri yansıtan ve sonuç olarak da sanayileşmeyle birlikte ozon tabakasının özelliğini kaybetmesiyle birlikte o fazla ısınmanın dünyanın farklı yerlerini etkilediği buzların erimesi ve küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan birçok değişkenlikten bahsediyor. Özellikle AYT formasında bahsediyoruz. Özellikle kardeşlerim, eşit ağırlıklı kardeşlerim bilirler. Sonuç olarak da bunun ortaya çıkmasında biliyorsunuz ozon tabakasının bu özelliğinin zarar görmesi olayı var elbette. İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan o zararlı gazların etkisiyle birlikte diyoruz. Ozon tabakası neredeymiş? Stratosferdeymiş mantığında hatırladık. Bizim için birçok yararlı özelliği vardı. Mezosfer yükseltti, sıcaklık değerleri düşecek. Termosferin kendisi belki önemli olabilir. Tekrar söylüyorum. Radyo dalgaları burada. Kuzey ışıklarının kendisi burada. Aurora ışıkları, deniz ışıklarının kendisi bizim için belki önemli olabilir diyelim. Burayı da bu şekilde netel getirelim. Nasıl başladık olaya? Klimatoloji dedik, iklim dedik, hava durumu arasındaki farktan bahsettik. Atmosferimizin çok güzel özelliğinden bahsettim. Katmanlarından bahsettim. Ozon tabakası, stratosfere lütfen dikkat edin diyorum. Ve buraya kadar bahsettiğimiz alanla ilgili önemli cümleler bunlar. Şimdi iklimin elemanları vardı. 5 tane iklim elemanı var. Sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış. Şimdi geçen sene buradan soru geldi. Benzer soru gelme ihtimali çok yüksek. 5 tane iklim elemanından bir tanesinin sizin karşınıza soru olarak gelme ihtimali daha da fazla yüksek olduğunu söyleyelim. Sıcaklık dünyada nasıl dağılıyor? Basınç ve rüzgarlarla ilgili çok değerli soru kalıpları var. Böyle klasik soru kalıplarımız var. Nem ve yağışın kendisi bizim için önemli tabii ki. Bir de büyük iklim tipleriyle birlikte geriye kalan kısmı alacağız. İsterseniz şöyle yapalım. Sıcaklıktan başlayayım ben. Onunla ilgili soru kalıpları net hale getireyim. Ondan sonra tempolu bir şekilde ilerleyelim. Dünyanın yuvarlak şekli var. Dünyanın yuvarlak şekli sonucunda güneş ışınları yeryüzüne doğru geldi. Güneş ışınları yeryüzüne çarptı ve yerden yansıyan ışınlarla dünyanın kendisi ısındı diyoruz. Bir kısa hatırlatma, genel kültür bir isim bunlar aynı zamanda. Güneşten gelen %100 o ışığın kendisi %100 olarak yeryüzünü ısıtmıyor. Bakın atmosferde dağılan, geri yansıyanlar, hatırlayın bunları, %27'si yeryüzüne geliyor. 27. O aslında ısınma olayını başlatan kısım. Ondan sonra yerden yansıyan ışınlarla her 200 metrede 1 derece sıcaklık değerlerinin azaldığını söylemiştik. Soru buradan gelebilir. Yani sıcaklığın dağılışını ne etkiler? Sıcaklığın dağılışını etkileyen kavramlar karşımızda. Bakın tek tek açıklayacağım, merak etmeyin. Harita üzerinden açıklayacağım. Biraz da harita bilginizin eksik olduğunu fark ettim. Özellikle genel tekrar isteyen arkadaşlarda büyük çoğunlukla harita bilgisi konusunda eksikleri var ki buradan dünya şekli üzerinden de bir sorun gelme ihtimali yüksek. Sıcaklığı dünyanın kendisi içerisinde güneşinden geliş açısı etkiler. Dünyanın yuvarlak şekli var. Ekvator sıcak, kutuplar soğuk. O zaman ne oluyor? Güneşinden geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azalıyor. Sıcaklık değerlerini etkiliyor. Eksenlikli etkiler. Hani 21 Haziran'da kuzey yarım küreye geliyor. Sıcak, güney yarım küre soğuk oluyor. Yaz kış mantığı etkiler. Günlük hareket etkiler. Sabah, öğle, akşam sıcaklığı etkiliyor. Mesela günün en sıcak anı ne zamandır? Güneşin ilk doğduğu an. Hayır, en tepeye geliyor. Öğleden sonraki değil mi? Öyle düşünebilirsiniz. Bakı etkiler. Güneşi gören yamaç, bakı görmeyen yamaç hikayesi var ya, etkiliyor. Güneşlenme süresi etkiler. Büyük açıyla geliyorsa o zaman ne oluyor? Güneşlenme süresine bağlı olarak da fazla alıyorsanız güneşi sıcak olur. Ama küçük açıyla geliyor güneş. 6 ay boyunca güneş görüyor kutuplar, soğuk oluyor. Hem açıya bağlı hem de süreye bağlı olarak değişkenlikler var. Yükselti etkiler. Neden? Yerden yansıyan ışınlarla birlikte sıcaklık değerleri azalıyor. Yükseldikçe sıcaklık değerleri her 200 metrede 1 derece azalıyor.
net etkiye sahiptir mantığı var. Ne oluyor? Hava çok soğuk olduğu zaman biz Antalya'da ya da Mersin'de yaylaya çıkıyoruz yazın. Ya da Adana merkez. Yaylaya çıkıyoruz. Tekir'e gidiyoruz. Ne oluyor? Sıcaklık değerlerinin düşmesi için uygun ortam arıyoruz. Karabiber denizlerin dağılışı net etkiye sahiptir. Dünyanın kendisinin geneline baktığımız zaman sular daha fazla. Karaların olduğu yer çok sıcak, çok soğuk oluyor ama denizlerin olduğu yerde ılımanlık ortaya çıkıyor diyebiliriz. Mesela Van merkezde yaşayan arkadaşlar Van Gölü'nün katkısıyla birlikte etrafındaki belki bir Kars kadar, Erzurum kadar o aşırı soğuk ortamı fazla görmedikleri günler olabiliyor diyebiliriz. Yani suyun bir ılıtıcı etkisinden bahsedebiliriz. Bu nemle birlikte zaten karşımıza çıkıyor. Dünyada okyanus akıntılarının katkısıyla özellikle İngiltere tarafında sıcaklığı çok ılık yaşayanlar var. Rüzgarlar buna katkı sağlayacak. Bitki örtüsü de nemi tutma özelliğiyle sıcaklık dağılışını etkileyecek diyelim. Tek tek isterseniz bunları yorumlayalım, başlayalım. Şimdi bana söyleyin, dünyanın kendisi güneşinden en büyük açıyla alan yer neresi? Kutuplar mı, ekvator mu? Ekvator sıcak mı, soğuk mu? Sıcak. Kutuplara doğru gittikçe sıcaklık değerler azalıyor. O zaman dünyanın şekli sıcaklık dağılışını etkileyen en önemli olaylardan bir tanesini karşımıza çıkarıyor. Madde madde gidelim. Bakalım mevsimler etkiler mi sorusunun cevabı? Kesinlikle etkiler. 21 Haziran tarihinde ne oluyor sorusunun cevabı? Kuzey yarımküre güneşi büyük açıyla giriyor. Eksen ekli sonucunda yaz. Güney yarımküre kış. Sıcak, soğuk. 21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz. Sıcak, soğuk mantığı var. 21 Mart 23 Eylül tarihinde hani bahar başlangıçları mantığı da buradan geldiğini söyleyelim. Dünyanın günlük hareketi etkiler mi? Güneş doğdu. Muhteşem manzara var. Ama en sıcak an bu an değil. Geldi ısıttı. Tam tepede güneş. Tam tepede saat 12'de mi en sıcak an? Değil. Neden? Çünkü yer güneşi aldı ısındı artık. Ve o ısıyı yaymaya başladı, etrafa salmaya başladı. Aynı zamanda ısınmaya devam ediyor. Sonuç günün en sıcak anı saat 14. Yerin ısı birikimi mantığıyla günün en sıcak anı saat 14. Peki hocam günün en soğuk anını bulalım. Geldik güneş battı, hemen soğudu mu? Soğumadı. Neden soğumadı? Çünkü yer aldığı ısıyı kaybetmeye başladı. Son noktaya geldi. Güneşin doğmasına en yakın vakit en soğuk andır. Çünkü ısıyı tamamen kaybetti. Yani yerin ısı birikimi mantığıyla birlikte en sıcak an 14 gibi görünüyor. En soğuk an da güneşin doğmasından önceki vakitler gibi görünüyor. Bu da özel bir soru olarak karşımıza tabii ki çıkabiliyor. Dünyanın günlük hareketi sıcaklık dağılışını etkiliyor. Bakı, hatırlıyor muyuz bakıyı? Hatırlıyor musunuz güneş ışınlarını her zaman dönenciler 90'lık açıyla alıyor dedim ama mesela Türkiye'de dönencinin dışında bir yerdeyseniz güneş ışınları size hep aynı yamaçtan gelir. Nereden gelir? Güneyden gelir. Güneş ışınları daima güneyden gelirse Türkiye'de yer alan cisimler güneşi bir yamaçtan alır mantığı vardır. Hep güney yamaçtan alır hikayesi buradan geliyor. O zaman güneş ışınları hep bir yamaçtan geliyorsa ki öyle oluyor zaten. O zaman mesela 21 Haziran tane güneş ışınları geldi. Bu dağın hangi yamacı daha sıcak olur? Güneşe bakan yamacı. Güney yamacı yani. O zaman güney yamaç sıcak, kuzey yamaç soğuk hikayesi buradan geliyor diyebiliriz. Ve şunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Güneşe bakan yamaç hikayesiyle bakıyı bize anlatıyorsak. Mesela Türkiye'de dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Toros dağlarının güney sıcak. Bakı. Erciyes dağının güney sıcak. Bakı. Büyük Ağrı dağının güney sıcak. Bakı. Neden bakı? Çünkü biz dönencenin dışında ve kuzey yarımküredeyiz. Bakı daima... Güneş ışınları hep buradan geldiği için güneyde. Nerede? Burada. Kuzeyde ve dönencenin dışında. Peki bakı güney yarımkürede nerede? Güneş ışınları her zaman yine buradan geldiği için ben de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Aynı örneği vereyim. En son kara parçası ya da Antarktika fark etmez. Güneş ışınları buradan geliyorsa o zaman bakı daima güneyde oluyor. Güneyde ve dönencenin dışında yer alıyorsa. Ama dönencenin içindeyse işler değiştiğinden bahsetmiştim bir önceki videoda. Hatırlayın, o zaman bakı sıcaklık dağılımını etkileyen önemli kavramlardan bir tanesi mi? Evet öyle diye genellemeyi yapabilirsiniz. Bu da bizim için önemli oluyor. Unutmayın, bir yer sıcaksa sıcak olan yerde yüksekte yaşarım. Sıcak olan yerde yüksekte tarım yaparım. Sıcak olan yerde yüksekte çok yüksekte kar görebilirim. Ama diğer taraf buraya göre daha soğuksa o zaman ben... Tarım üst sınırı, orman üst sınırı, yerleşim üst sınırı buraya göre daha aşağıda bir yerde kurarım ya da görürüm mantığı var. Sıcaklık varsa
yüksekte tarım var, yaşam var, kar var mantığı vardır. Soğuksa dağ aşağıda vardır mantığı var. Dağın iki yamacında değişiyorsa bu olay, bu da bakıya bağlı olarak ortaya çıkıyordur. O zaman söyleyeyim bana, tarımın sınırı, ormanın sınırı, yerleşmenin sınırının ekvator içerisinde çok yüksekte olması, ekvatorun çok sıcak olmasına bağlı, doğru mu? Evet hocam, kuzeye doğru gittikçe sıcaklık değerleri düşüyor. Zaten kutup noktasına doğru yerleşmeler tamamen deniz seviyesi ve etrafında olmak zorunda kalıyor. Hikayesi de benim için önemli oluyor, değerli oluyor. Peki kara ve denizlerin dağılış sıcaklığı etkiliyor muydu? Evet. Neden? Bakın. Güneş geldi. Güneş kara parçasının bir metre içine girer. Bir metre. Hemen ısıtır. Hemen de soğur. Denizin 200 metre içine girer. 200 metre. Hemen ısıtmaz. Daha geç ısıtır. Daha da geç soğur. O zaman denizler genellikle o sıcağı tutan yer, karalarda hemen ısıyan, hemen soğuyan yerdir. Nerede yaşıyorum? Kayseri'de. Nerede yaşıyorum? Ankara'da. Yazın sıcak, kışın çok soğuk hocam. Nerede yaşıyorum? Mersin'de, yazında, kışında belli bir sıcaklıkta hocam. İzmir'de, Trabzon'da nem var hocam, denge var hocam. Hikayesinin temeli bu işte. O zaman kara ve denizlerin dağılışı sıcaklığın dağılışını etkiliyor. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Bakın. Ekvatoru burada. Bakın buraya. Burası kuzey yarımküre, burası güney yarımküre. Nerede daha fazla kara var? Kuzeyde mi, güneyde mi? Kuzeyde. O zaman dünyanın daha sıcak ve daha soğuk yerleri genellikle bu hat üzerinde kuzeyde olur. Karaların olduğu yerde olur. Güney yarımküreye çok fazla kara kalmıyor. O yüzden baktığımız zaman bizim termik ekvator dediğimiz bir olay var. Yani her boylam üzerinde, boylam hatırlıyorsun değil mi boylamları? Her boylam üzerinde en sıcak yerleri bulurum. En sıcak yer, en sıcak yer, en sıcak yer. 360 tane boylamın en sıcak yerlerini işaretlemişim. Buna biz ne diyoruz? Termik ekvator diyoruz. Normalde dünyanın tam ortası ekvatorun hep en sıcak yer olması gerekir. Ama kara ve denizlerin dağılışından dolayı, karalar kuzey yarımkürede daha geniş alanda olduğu için dünyanın daha sıcak yerleri termik ekvator mantığında hep kuzeyde genelde karşımıza çıkıyor. O zaman kara ve denizlerin dağılışı sıcaklığı etkileyen önemli unsurlardan bir tanesini ortaya çıkarıyor. Sebebi nem dengeyi sağlar. Bu da bizim için önemli artılardan bir tanesini karşımıza çıkarır. Tekrar söylüyorum. Bakın Türkiye için örnek vereyim ben size. Nereye gittim ben? Burdur'a gittim. Burdur Gölü var orada. Isparta'da şehir merkeziyle Burdur şehir merkezine yaşayan arkadaşlar bilir. Birbirine çok yakın iki tane kent. İkisi de kışın soğuk oluyor. Akdeniz bölgesine yer almasına rağmen karasallıklarla ön planda. Isparta inanılmaz soğuk. Askerlik yapmıştım ben orada. Ben soğuktan elimi şiştiğini biliyorum mesela. Nasıl burası Akdeniz demiştik yani ben. O zaman. Ama Burdur merkezde bu şu nemin varlığı, şu gölün varlığı buraya göre bir tık daha ılımanlığı mutlaka size sağlar. Der ki Elazığ'da yaşayan kardeşler, Malatya'da yaşayan arkadaşlar, buraya yapılan barajlardan sonra bu barajların katkılarıyla birlikte Elazığ şehrisinde bir ılımanlık oldu derler. Doğru derler. Gelir. Nem oraya katkı illaki sağlayacaktır ki hani dünyanın geneline baktığın zaman işlerin daha da farklı olduğunu söyleyebilirsiniz aslında. Okyanus akıntıları ile ilgili sizin için bir genelleme yapmıştık. Bakın lütfen. Hani bizim için sıcak, soğuk okyanus akıntıları vardı. Okyanus akıntısı diyorlarsa ve sıcak okyanus akıntısı diyorlarsa bir numarada Gulf Stream'i unutmayacaksınız. Neden unutmayacaksınız? Çünkü özellikle kuzey yarımkürede orta kuşak karalarının batısında İngiltere çevresinin bol yağışlı olmasını ve nemli ve ılık olmasını sağlayan Gulf Stream'i kendisidir. Bizim için hatırlanması gereken en önemli sıcak su akıntılarından bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Şimdi Alaska dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Evet, Alaska deyince aklına sıcak bir yer mi gelir, soğuk bir yer mi? Soğuk. Mehmet de soğuğu çok sevdiği için en sevdiği yerlerden bir tanesi olur. Ama bir okyanus akıntısı varsa adı da Alaska ise sıcaktır. Ya da ekvatordan gidiyorsa sıcaktır. Japonya'nın Kuroshio su sıcak, ekvatordan gidiyor sıcak. Ekvatordan gidiyor bakın sıcak. Ya da Güney Yarımküre için karaların doğusu Doğu Avustralya, Madagaskar çizgi filminde var ve Brezilya çok severim. Sonuç olarak bu, baktığımız zaman karaların doğusu sıcak su akıntılarıyla karşımıza çıkar. Tam tersine bakalım, soğuk alanlara bakalım şimdi. Bakın nereden geliyor bu? Labrador kuzeyden, kutuptan geliyor, soğuk olacak. Doğu Yarımküre soğuk olacak. Oyashivo soğuk olacak. Kutuplardan geliyorsa soğuk. Güney yarımkürede yine kutuplardan geliyor mantığıyla da yorumlanabilir bu. Ama karaların batı kıyıları Peru, Benguela ve Batı Avustralya soğuk su akıntılarıdır. Çok eski bir soru kalıbıdır bu.
yani sıcak ve soğuk salkıntıların yerler harita üzerinde sorulabilir. Ama sorulsa da bizim için Banco, Grönland ve Labrador'a dikkat edin derim ben. Aynı enlemde mi? Güneşinler aynı açıyla geliyor mu İngiltere ve Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın doğusuna diyelim? Evet. Aynı sıcaklığa sahip olması gerekiyor mu? Evet. Aynı sıcaklığa sahip mi? Hayır. Sıcak ve soğuk salkıntılarının etkisiyle. Bir yerden sıcak geliyor, öbür taraftan soğuk geliyor. Plankton, plankton balık yiyeceği taşıyor. Plankton taşıyor. Sıcak soğuk geliyor, buharlaşıyor, nem oluyor, sis oluyor, sis. Hem balık yiyeceği oluyor hem sis oluyor. Dünyada balıkçılığın en çok yoğunlaştığı yer oluyor Japonya. Ya da baktığımız zaman şu hani Norveçli balıkçılar dediğimiz yer var ya, şu hat bizim için önemli oluyor. Hem sisin de yoğunlaştığı yerler mantığı da buradan geliyor. Hatırlıyorsun değil mi? Sis sıcak soğuk havanın karşılaşması ile birlikte yoğunlaşma sonucunda ortaya çıkıyordu. Bu hatların hikayesi de buna bağlıdır. Kaliforniya'nın kendisi de burada yine bizim için soğuk salkıntı içerisinde olduğunu söyleyelim. İlerledik sıcak soğuk salkıntılar için. Buradan ezber yapmaya çalışmayın. Bence çok fazla işinize yaramaz. Eğer hatırlıyorsanız, arıyorsanız görsellik burada. Zaten elinizde olan kitaplar da var. O kitaplar içerisinde bunları görme şansına sahip söylemiyorum ama hani benim hocam yayınları içerisine, kitaplar içerisine koyduk. Şimdi bir de uzun lafı kısası var biliyorsunuz. Onun içerisine böyle el kitabı yaptık size. Oradan da takip ediyorsunuzdur. Oradan değerlendirme yapabiliriz. Bu haritaları görüyorsunuz. Sonuç olarak sıcak, soğuk ve rüzgarların kendisi de tabii ki sıcaklığı etkiler. Ekvatordan gelen rüzgar sıcaktır. Kutuplardan geliyorsa soğuktur genel bilgisinde. Yapabilirsiniz. Bitki örüsü iklimi değiştiren bir olay değildir. Yani bir yerin 15 derece olmasını sağlayan şey bitki örüsü olmaz. Güneşinden geliş açısı, enlem gibi kavramlar olur. Bitki örüsü nüm varlığı nemi tutar. Ormanların olduğu yerde nem vardır. Ama orman yoksa, bitki örüsü fakirse aşırı sıcak, aşırı soğuk olur. Nem olmadığı için bitki örüsünde sıcaklık dağılışına böyle bir etkisi olduğunu yorumlayabiliriz. Buradan sorunun gelme ihtimali yüksek olan yerler aynı zamanda dünyanın sıcaklık haritalarıdır. Yani dünya şekli üzerinden bir soru gelir mi hocam? Gelebilir. Gelirse de böyle gelebilir. Sıcaklık haritası üzerinden. İzoterm haritaları. Bir yakından bakalım isterseniz. Sıcaklığın nerede kaç derece olduğunu gösteriyor. Mesela şu çizginin üzerinde sıcaklık 30 santigrat dereceymiş. Mantık bu. Mesela burada sıcaklık 10 santigrat derece. Hikaye bu. Şurada sıcaklık 20 santigrat derece. Bunu anlatmaya çalışır. İzoterm. Sıcaklık eğrilerinin hikayesi buna bağlı. Şimdi bizim için mesela şöyle ilerleyeyim ben. Dünyanın Ocak ayında sıcak ve soğuk yerlerini beraber bakalım. Şimdi Ocak ayında bir kere güney yarım küre mi, kuzey yarım küre mi sıcak olması gerekir Ocak ayında? Türkiye soğuk olduğuna göre güney yarım küre sıcak olması gerekir. Bakın 30 santigrat derece çizgisi güney yarım kürede, Oğlak Dönecesi ve çevresinde. Genelde çöl alanları dediğimiz yerde. Bakın 30'dan 20'ye düşüyor, 10'a düşüyor, 0'a doğru devam ediyor. Kuzey yarım küre baktığımız zaman güney yarım küre kadar sıcak değil. 20, 10. Kutuplara doğru eksiler var. Eksi 20, eksi 40. Çünkü artık bu tarihlerde biz kuzey kutup noktasında 6 aylık kışları varlığını görme gibi bir durumumuz var. Peki bu Temmuz ayı haritasına baktığım zaman ne değişecek? Temmuz ayında ne var Türkiye'de? Yaz. Kuzey yarım kürede yaz var. Bakın 30 santigrat derecelik sıcaklık eğrisi yengeç dönencesi ve etrafında özellikle büyük sahra ve çevresindeki alanı gösteriyor. 20-10 diye devam ediyor. Bu kez güney yarım kürede 20'ler onlar. Bir anda sıcaklığın niye eksileri düştüğünü görmüyorum burada. Çünkü çok fazla kara parçası olmadığı için işte baktığım zaman Antarktika'da çok büyük eksiler yok. Ama kuzey yarım kürede çok büyük eksi değeri vardı. Çünkü orada karaların daha geniş yer kaplaması hikayesi var. Burada sadece şuna dikkat edin. Temmuz ayı indirgenmiş harita yazabilir. İndirgenmiş. İndirgenmiş diye bir kavram varsa İndirgenmiş haritalarda yükselti yok demeyi unutmayacaktık. Hatırladık mı? İndirgenmiş haritalarda yükseltinin etkisi yok. Örneğin dedi ki Türkiye ya da dünya Ocak ayı indirgenmiş harita dedi. Sonra dedi ki Ocak ayında işte baktığımız zaman Kafkas bölgesinin çok soğuk olmasına sebebi yükselti dedi. Yanlış. Yükselti olmaz. Karasallık dese olur. Yükselti etkili değil indirgenmiş haritalarda. Hikayesini unutmayın. Bizim için önemli. Neden bahsettim bu videoda? Bir, dedim ki atmosfer bizim için önemli dedim. Atmosferin özelliği geldi. Özellikle ozon tabakı stratosfere dikkat edin dedim. Sonra sıcaklığın dağılışıyla ilgili cümlelerden bahsettim. Dünyanın şekli, güneşinden geliş açısı.
sıcaklık kutuplara doğru ittikçe azalıyor. Dünyanın günlük hareketi, günlük sıcaklık farkları etkiliyor. Bakı etkiliyor, ekseni ekliği etkiliyor dedim. Bunlar bizim için önemli. Kara ve denizlerin dağlı sıcaklığı etkiler dedim. İzoterm haritalarından bahsettim. Özellikle indirgenmiş haritalarda yükselti yok. Mantığını unutmayın. Devam. İklim elemanlarından basınçla devam edeceğiz. Rüzgarlara bakacağız. Önemli bir alan, tekrar tekrar söylüyorum. Bir tane soru buradan bir yerden gelecek. Eğer o basınçsa bakalım nasıl sorular gelir. Hemen değerlendirelim. Havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvet basınçtır. Hava yeryüzüne kuvvet uygular. Basıncın kendisi ortaya çıkar ve milibar olarak değerlendirildiğini söylemiştik. Barometre biliyorsunuz basıncı ölçen aletin kendisi. Torricelli'nin yaptığı deney sonucunda ortaya çıkıyordu basınçla ilgili değerlendirmeler. Yer çekiminin kendisi arttıkça basıncın kendisi de illaki artacaktır. Havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvet mantığı vardır ama yükseldikçe basıncın azaldığını söyleyebiliriz. Bunları da duymuş olun ama isterseniz unutmayın. Bir kez daha göstereyim, farklı bağlantılar kuracağım. Havanın kendisi eğer yukarıya doğru hareket ediyorsa, yükselici bir hareketi varsa o zaman burada az basınç olacaktır. Alçak basınç mantığı vardır. Eğer hava yeryüzüne doğru hareket ediyorsa o zaman burada yüksek basıncın kendisi vardır. Normal bir basınç 1013 milibar olarak değerlendirilir. 1013 milibarın altındaysa alçak basınç, sayılardan çıkartabilirsiniz eğer şekilli sorular gelirse. 1013 milibarın üstünde de yüksek basıncın kendisi vardır değerlendirmesi önemlidir. O zaman ben bu alçak basınç ve yüksek basınç hikayesini birazcık daha detaylı getireceğim ama şu hareketli unutmayın lütfen. Fazla kuvvet uyguluyorsa yüksek, yükselici hava hareketi varsa az kuvvet uyguluyorsa alçak basıncın kendisi var. Peki hocam, dünya üzerinde nerede hangi basınç alanları var? Buradan sorular geliyor. Evet, net soruların geldiği yer. Burayı ekvator olarak düşünüyoruz. 60 derece enlemleri, 30-60 derece enlemleri ve 90 derece enlemleri gibi düşünün. Hani kuzey ya da güney yarım kürenin bu şekilde gösterimi gibi düşünebilirsiniz. Bakın şimdi. Söyleyin bakalım bana, güneş ışınları ekvatora büyük açıyla geliyor muydu? Ekvator sıcak mıydı? Ekvatorda devamlı ısınan, devamlı yükselen bir hava hareketi var mı o zaman? Var. O zaman ekvatorda bir alçak basınç vardır. Ekvator alçak basınç alanıdır. Peki ekvatorun alçak basınç olmasını sağlayan ısınan havanın yükselmesi miydi? Evet. İşte biz buna termik kökenli alçak basınç alanı diyoruz. Klasik bir soru kalıbı olarak gelebilir. Böyle bir dünya haritası vereceklerse diyecekler ki haritada 5 tane merkez gösterecekler. Neresi termik alçak basınç alanıdır diye sordukları zaman ekvatora yakın olan noktaya bakın. Anlaştık mı? Isınan hava yükseliyor. Termik alçak basıncın hikayesi buna bağlı. Tam tersini düşünelim. Kutuplar çevresi güneş ışınları küçük açıyla geldiği için soğuk muydu? Soğuk havanın olduğu yerde hava soğuksa çöker. Soğuk havanın olduğu yer o zaman havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvetinin arttığı yerdir. O zaman orada bir yüksek basınç hikayesi vardır. Yüksek basınç. O zaman ben kutuplar çevresine hem kuzey hem güney kutup noktasına yüksek basınç diyorum. Ama bunun yüksek basınç olmasını sağlayan soğuk havanın çökmesi mi? Evet. O zaman bu da termik kökenlidir. Yani ısınmaya bağlı bir yüksek basınç alanıdır. O zaman kutup noktaları da termik kökenlidir. Klasik soru kalıbı 2. Böyle bir dünya haritası. 5 tane işaret nokta. Hangisi termik yüksek basınç alanı diye sorarlarsa o zaman kutup noktalarına bakmanız gerekiyor. Termik yüksek. Termik alçak basınçta ekvatora geliyoruz. Anlaştık mı? Termik ısınmaya bağlı mantığıyla birlikte ortaya çıktı. Bir de dinamik yüksek ve dinamik alçağın hikayesi var. Yüksek alçak basınç hikayesi yine aynı mantıkla devreye giriyor. Ama bu kez işler şöyle değişiyor. Şimdi 30 derece enlemlerinin yüksek basınç diye belirttik. Bunun ortaya çıkmasının başka bir sebebi var. Dinamizm. Dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşan rüzgarlar. Bakın dinamizm, dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşan rüzgarlar. Rüzgarlardan birazdan bahsedeceğiz ama hatırlayın şimdi genel videolardan alizelerin kendisini. 30 derece enleminden sıfıra doğru esiyorlar, karşılaşıyorlar, yükseliyorlar. Yükselirken içerisindeki nemi yağış olarak bırakıyorlar, ekvatorun bol yağışlı olmasını sağlıyorlar. Sonra alizeler geri dönüyor. Ters alize oluyorlar. Geldikleri yere doğru inerken ne yapıyorlar? Oradaki hava yeryüzüne doğru itiyorlar. İtince basıncı artırıyorlar. Ne oluyor? Yüksek basınç alanı oluyor. Ve oranın yüksek basınç olmasını sağlayan rüzgarlar olduğu için, onu da sağlayan dünyanın günlük hareketi olduğu için dinamik yüksek basınç alanı oluyorlar. Hatta çok önemli bir yere bağlayalım.
geldi, içerisindeki nemi kaybetti, yağış oldu burada, doğru mu? Giderken nemsiz gidiyor, doğru mu? Hem nem yok hem de aşağı doğru inerken alçaldı, havayı tamamen kuruttu. Dinamik yüksek basınç alanları dünyanın çöl alanlarını ortaya çıkarır. Yengeç ve oğlak dönemesi üzerinde mantığını da ortaya çıkarıyorlar. Anlaştık mı? O zaman klasik bir soru kalıbı daha. 30 derece enlemleri dinamik yüksek basınç alanıymış. Verdilerse böyle bir dünya haritası, neresi dinamik yüksek basınç alanları diye sorarlarsa 30 kuzey, 30 güneye bakmanız gerekmekte. Anlaştık mı? Son bir cümle daha burayla ilgili. Bir yerde bu şekil üzerinde ne var bakın? Alçak basınç var, yine dinamik. O zaman yine rüzgarlar devrede. Rüzgarın adı batı. Rüzgarın adı kutup. Kutup rüzgarı 90'dan geldi. Batı 30'dan geldi. Kaçta karşılaştılar? 60'ta. Karşılaştılar. Birbirini yukarı doğru ittiler. Ve iterken aynı zamanda cephe ağaçlarının oluşmasına da katkı sağladılar. İterken buradaki basıncı azalttılar. Alçak basınç. Dinamik alçak basıncın hikayesi de buradan geliyor. Soru kalıbı netleşti. Termik yüksek, termik alçak için ekvator kutuplar, dinamikler için 30-60 derece enlemlerine bakacaksınız. Anlaştık mı? Klasik bir soru kalıbıdır ve bu soru kalıbını size böyle bir dünya haritası üzerine soracaklar. Termikler nerede? Ekvator kutuplarda. Dinamikler nerede? 30-60'da. Var problem. Dünyanın çöl alanı, büyük sahra çevresi, Arabistan'ın çölü ya da baktığımız zaman Avustralya'nın ortasındaki çöller. Neden var? O çöllerin ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi ne? 30 derece enlemindeki o dinamik yüksek basıncı ortaya çıkaran ters alizeler, kuru hava hikayesi ise buradan geliyor. Bunu da buraya bağlamış olalım. Basınçlarla ilgili bir de hocam şöyle şekilli sorularımız var. Bunu nasıl yorumlayacağız diye sorarsanız ilk önce şunu unutmayın. Bir yerin yüksek ve alçak basınç olması için hikayeyi net hale getirdik. Bu bir rüzgar şeklidir. Yakından görelim. Mesela burası birinci merkez, burası ikinci merkez, üçüncü, dördüncü merkez diye devam ediyor. Bu merkezlere şu gördüğünüz ok işaretleri rüzgar olarak değerlendirelim. Bakın rüzgar gelmiş. Geldiğini nereden anlıyorum? Anlıyorum. Mesela burası Ankara olsun, burası da Kırıkkale olsun. Ankara merkezlere rüzgar gelmiş. Ok işaretine bakın. Geliyor, 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 geliyor. Bu merkezden, Kırıkkale'den de rüzgar gidiyor, 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 gidiyor. Kuralı unutmayın. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Tekrar söylüyorum. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. O zaman iki numara yüksek. Merkezden çevreye gidiyor. Merkezden çevreye gidiyor. Bir numara alçak. Çevreden merkeze geliyor. Çevreden merkeze geliyor mantığı vardır. 3-4'e bakalım. 4 numara yüksek. Merkezden çevreye giriyor. Ok işaretinin yönüne bakın. 3 numara alçak. Çevreden merkeze geliyor. Hikayesini yorumlayacaksınız. Anlaştık mı? Peki hocam şu yönler bana bir şey anlatıyor mu? Anlatıyor. Ne dedim ben? Dünyanın günlük hareketi sonucunda rüzgarların önünde sapma olur dedim. Doğru mu? Barış Manço'nun deneyi dedim. Doğru mu? Kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede sola doğru saparlar. Lavabolara dökülen sulardan hatırlayın dedim. Hatırladık mı? O zaman bakın lütfen bir numaraya yakından görelim. Bir numarada bakın sağa doğru hareketlenme var. Saat yönünde sağa doğru. S harfi çizebilirsiniz dedim. O zaman burası kuzey yarımküre. Sağ hareket. İki numarada yine sağa doğru hareketi var. Yine saat yönünde yine S çizebiliyorum. Burası da kuzey yarımküre. Üç numarada sola doğru hareket var. Sola. Bu da Z çiziyor bakın Z. Şuradan tutarak başlayabilirsiniz. Güney yarımküre. 4 numara yine sola doğru hareket var. Saat yönünün tersi diye düşünün. O zaman bu da güney yarımküre olur. Mantığını da buradan çıkaracaksınız. Anlaştık mı? Şimdi bana söyleyin. 1 numara kuzeyde mi güneyde mi? Kuzey sağa doğru hareket var. Yüksek mi alçak mı? Alçak çevreden gelmiş. 2 numara kuzeyde mi güneyde mi? Kuzeyde çünkü sağa doğru hareket var. Peki yüksek mi alçak mı? Yüksek merkezden gidiyor. 3 numaranın kendisi. Söyleyin bakalım bana kuzeyde mi güneyde mi? Güney yarımkürede hocam çünkü sola doğru hareket var. Yüksek mi alçak mı? Alçak. Peki 4 numaranın kendisi merkezden gidiyor yüksek. Peki kuzeyde mi güneyde mi? Güneyde. Tekrar söylüyorum. Bakın 5 numaraya. Yukarı doğru hareket var alçak. 6 numara yüksek basınç hikayesi buradan geliyor. Anlaştık mı? Hocam bir soru kalıbı daha geliyor. Sorularda şöyle soruyorlar. Mesela alçak basınç alanında hava açık mı, kapalı mı, bulutlu mu soruları geliyor. Onu da şuradan yorumlayalım. Bir kez de tekrar etmiş olalım. Alçak basınç olduğunu nereden anladım? Çevreden geliyor. Çevreden geliyor. Yüksek olduğunu nereden anlıyorum? Merkezden çevreye gidiyor. Milibarlardan da görebiliriz gerçi. Vermezlerse ya da verirler. Şimdi bana söyleyin. Bir yer alçak basınçsa ısınan hava yükseliyordur, doğru mu? Yükselici hava hareketleri vardır.
Bir yer yüksek basınçsa hava çöküyordur, doğru mu? Alçalıcı hava hareketleri vardır. Isınan hava yükselirken havanın içerisindeki nem bulutu meydana getirir. Hava kapalıdır, yağışlıdır alçak basınçta. Ama yüksek basınç alanında soğuk hava çöküyor ya, nemi dağıtır. Hava açıktır, ayazlıdır, ayazlı gece olur Erzurum'da, Ankara'da, Kayseri'de, Konya'da. Yüksek basınç, ayazlı kış günleri soğuk olur mantığı vardır. Son üç, çevreden alır, rüzgarı çevreye verir. Rüzgarı hikayeleri de buradan soru olarak gelebiliyor. Basıncın hikayesi buna bağlı olarak karşımıza çıkar. Anlaşılıyor mu acaba? Problem var mıdır? Süpersiniz. Bunlar benim için önemliydi basınçla ilgili. Peki hocam, basınçtan bahsettik. Bu dünyanın rüzgarları var. Bir de orayı bağlayalım. Bağlayalım. Rüzgarın kendisi için rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor hikayesini bir kez daha görün. Ve rüzgarla ilgili şöyle sorularımız da var. Bunu yakından görelim mesela. Böyle iki tane merkezi veriyorlar size. Basınç farkı aynı kalmak koşuluyla nerede rüzgar şiddetli eser diyorlar. Eğer basınç farkları aynıysa birbirine yakın olan yerde rüzgarın şiddeti daha fazla. Uzak olan yerde rüzgarın şiddeti daha azdır mantığıyla sorular da gelebiliyor. Peki basınç farkı arttıkça rüzgarın şiddeti artar mı? Artar. Mesela birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Üç tane bölge var bakın. 1012, 1013, 1014 diye gidiyor milibar olarak basınç farkı. 10, 14, 18 diye gidiyor. Dörder birim var fark. Burada da ikişer birim var. Hangisinde rüzgar daha şiddetli eser mantığıyla birlikte ne diyeceksiniz o zaman? Daha şiddetli olan bizim için basınç farkının daha fazla olduğu yer olacak. Anlaştık mı? Hani böyle sorular geliyor. Basınç farkı artarsa rüzgarın şiddeti artıyor. Sürtünme etkiler mi rüzgarın hızını? Elbette artar. Sürtünme yoksa o zaman rüzgar hızı fazla. Sürtünme varsa engebeli arazisi rüzgar daha yavaş eser mantığı da buradan geldiğini söyleyebiliriz. Rüzgarların kendisi için bir de şu formatta sorularımız var. Bakın rüzgarın çeşitlerine geleceğim. Bunun mantığı nedir? Aynı zamanda en çok takıldığınız yerleri de açıklamış olalım. Grafik sorularında problem yaşayan arkadaşlarım için özellikle. Burası bir merkezdir. Bu merkezde rüzgar kuzeyden, kuzeydoğudan, kuzeybatıdan, doğudan, batıdan, güneyden, güneydoğudan, güneybatıdan gelmiş. Kaç kere geldiği şurada yazıyor bakın. Bu merkezde rüzgar kuzeydoğudan 455 kez gelmiş. Kuzeyden 30 kez gelmiş. Kuzeybatıdan 29 kez gelmiş. Doğudan batıdan geldiği anlar belli. Güneye bakalım. Güneydoğudan 43, güneyden 35, güneybatıdan 259. Nereden fazla gelmiş? Sayıların olduğu yer belli. Sayılar olmasa da ben bu rüzgarın buraya nereden fazla az geldiğini anlarım. Şöyle anlarım. Bakın şimdi. Benzer mantık. Nerede uzun çizgi var? Burada. Nerede? Kuzeydoğudan gelmiş. Nerede uzun çizgi var? Burada. Nerede? Güneybatıdan gelmiş. Burası o zaman kuzeydoğu, güneybatı yönlü bir vadi. Neresi orası? İstanbul olabilir mesela. Çanakkale olabilir mantığı da buradan geliyor. Rüzgarın frekans gülüdür bu. Hocam bunu mesela İzmir için sorarlar mı? Sorarlar. Hangisi İzmir olur? Söyleyin bana. İzmir'de dağlar doğu batı yönlü uzanıyor. Hemen hatırlayalım. Doğu batı yönlü uzanıyorsa İzmir'de bakın kuzey güney gelmeyecek. Doğudan batıdan gelecek. Değil mi? Yer şekilleri mantığını hatırlayarak ilerleyelim. Bakın İzmir'imiz burada. Rüzgar nereden gelecek? Doğu ve batıdan gelecek. O zaman rüzgar frekans günü İzmir'in kendisi E seçeneğinde olur. Mantığı vardır. Peki hocam bunları tam yorumlayabiliyoruz. Ama benim mesela şunu yorumlama konusunda problemim var. İstanbul, Çanakkale, İzmir'i anladım. Mesela Karadeniz'e kuzeyden, Akdeniz'e güneyden geliyor. Konya'ya, Urfa'ya etrafı düz olan yere nasıl geliyor? Eşit geliyor. Her ne olursan ol yine gel. Mevlana. Ne diyor? Eşit geliyor mantığını ortaya çıkarıyor. Rüzgarın frekans gülü. Nasıl olur hocam? Eşit derseniz kapatalım. Ne olur? Finansman. Sonuç olarak bizim için önemli değerli ayrıntılar olduğunu lütfen unutmayın diyoruz. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Tamam genel tekrar videosu çekiyoruz ama normal videolarda yaptığım esprilerin aynısını bir daha yapıyorum. İlk kez duyuyormuş gibi tepki veriyoruz. Küserim. Hikaye bu. Rüzgar frekans günü hikayesi de buna bağlı diyoruz. Peki hocam başka nasıl soru gelir rüzgarlarla ilgili? Rüzgarın çeşitlerinden gelir. En hızlı olan kitap arkadaşlar hemen tablomuzu açalım. Rüzgarın çeşitleriyle ilgili tablo burada. Şimdi bakın bir sürekli rüzgarlarımız var. Estiği yer bellidir. Alizeler ekvator çevresinde.
Batı rüzgarları orta kuşakta, kutup rüzgarları ad üstünde kutuplar çevresinde. Türkiye nerede? Ekvatorda mı, kutuplarda mı, orta kuşakta mı? Orta kuşakta. O zaman Türkiye'de batı rüzgarı var. Hocam ben şimdi anladım. Rüzgar tribünleri var bol bol bizde. Sebebi ne? Bu işte. Batı rüzgarı. Mantığı da buradan geliyor. Mevsimlik ve yerel rüzgarlar var. Duralım. Dünyanın yıllık hareketi var mı? Var. Yıllık hareket sonucunda kara ve denizler farklı ısınıyor mu? Evet. Dünyanın yıllık hareket sonucunda oluşuyor musonlar. Hatırladık mı? Yerlerine bakacağız. Dünyanın günlük hareketi var mı? Var. Dünyanın günlük hareketi sonucunda deniz ve karalar ısınır. Dağ, deniz, vadi, kara. Ne derseniz deyin. Meltemler de dünyanın günlük hareketine bağlıydı. Bunların yerleri özel. Sıcak ve soğuk olan yerlere bakacağız. Ve fırtınalar, hareketin kendisi ya da tropikal siklonlar için ekvator çevresine bakacağız. Ekvator çevresinde ortaya çıkan ani basınç farklarından sonra ortaya çıkan rüzgarlar, fırtınalar. Amerika'da kasırga oldu. Güneydoğu Asya'da oldu. Bunu da haritadaki yeriyle sorarlar. Dünya haritası verecekler. Nerede olur hurricane'ler, fırtınalar? Ekvator çevresine bakacaksınız. Bunun ortaya çıkması dünyanın yıllık hareketi. Burada dünyanın günlük hareketi var. Bunların sıcak ve soğuk olması önemli olabilir. Burada da batı rüzgarlarının altını ben sağlam bir şekilde zaten sizin için çizdim. Anlaştık mı? Batı rüzgarları, alizeler, kutup rüzgarları dedik. Mevsimlik rüzgarlardan yaz ve kış musonunu değerlendirdik. Hemen isterseniz gidelim yaz ve kış musonuna. Neresi burası? Güneydoğu Asya. Dünyanın en fazla yağış alan yeri Çerapunçi diye anlatacağım. Ortaya çıkmasında musonların etkisi var. Alçak basınç, yüksek basınç oluyor yaz aylarında. Denizden gelen o nemli hava buraya bol bol yağış bırakıyor. Dünyanın en fazla yağış alan yeri oluyor Güneydoğu Asya. Dünyanın yıllık hareketi sonucunda oluyor, unutmayın. Meltemleri dünyanın günlük hareketine bağladık. Şimdi şurada oluşan, yani şurada bahsedilen sıcak ve soğuk yerel rüzgarlarla ilgili şu görselimize hemen gidelim. Yine elinizde olan kitabımız da var. Oraya doğru hemen gidiyoruz. Kim onlar sorusunun cevabı da bakalım isterseniz. Şöyle daha yakından görelim. Bakın şu altta bir bakın. Ben ekvatorun burada olduğunu biliyorum. Burası da kutuplar şehrisi. O zaman hem Akdeniz havzasına mesela Fransa'dan kuzeyden gelen Mistral ya da Adriyatik tarafına Bora'nın geldiğini görüyorum. Bunlar nereden geliyor? Kuzeyden geliyor. Soğuk diyeceksiniz onu. Romanya hattında Kravitz var. Soğuk diyeceksiniz. Kariyer Yıldız Poyraz var kuzeyden. Soğuk diyeceksiniz. Soğuk rüzgarlar bunlar. Ama bakın Silikon'un kendisi gelmiş. Hamsin gelmiş Mısır içerisinde. Samyeli, Keşleme, Lodos geliyor. Güneyden geliyor. Sıcak rüzgarlar diyeceksiniz bunlara. Anlaştık mı? Önemli bunlar. Şimdi burayı bırakıp biraz daha Türkiye'ye doğru odaklanalım. Yaklaşalım. Ayrıyeten başka açacağız ama yine de görmenizi istiyorum. Şimdi Türkiye hattına doğru yaklaştığımız zaman bizim için önemli bir hat vardı. Hani bir kodlama yapıyorduk size. Neydi kodlamanın adı? Kayıp sakal kodlaması. Hatırladık mı? O kodlamayı da hatırlamış olalım en azından. Bizim için önemlidir çünkü bu. Türkiye'nin rüzgarları için kayıp sakal kodlaması benim için önemli. Türkiye'de etkili olan basınç farklarına bakacağız. Bakın şimdi olaya. Kariyer. Yıldız Poyraz. Baş harflerini aldık, kayıp diye kodladık. Keşlemen diğer Sambili. Kıblenin Kasıl Lodos linyası burayı da sakal diye kodladık. Ne ortaya çıktı? Kayıp sakal kodlaması ortaya çıktı. Mantığı da unutmayın. Peki Ege Denizi'nin kuzeyinden güneyine doğru esen bir rüzgar görüyorum bakın burada. Şurada görüyor musunuz? Etezyen. Soru olarak özel olarak gelebilir. İstanbul'dan Akdeniz'e doğru inen yelkenlisi olan insanlar ticaretle uğraşırken Etezyen rüzgarıyla iniyorlarmış mesela. İzmir'den içeriye öğleden sonra esen deniz meltemi olarak da ifade edilen bir rüzgar var. İmbat. Mesela o da İzmir'den içeriye doğru esen bir rüzgar mantığıyla birlikte ortaya çıkıyor. Tüm bunların yanında ben özel bir rüzgardan bahsedeyim size. Fön rüzgarının kendisi. Fön rüzgarından neden bahsediyoruz? Çünkü fön rüzgarının şöyle bir hikayesi var. Bakın mesela nemli hava geliyor, yamaç boyunca yükseliyor, içerisindeki nemi bırakıyor. Her 200 metre 1 derece sıcaklık azalıyor tabii. Burada nemsiz bir şekilde diğer dağın diğer tarafına doğru geçiyor. Şimdi bana söyleyin, nem burada bıraktı mı? Evet, nem var mı? Yok. Aşağı doğru inerken bu kez ısınacak mı? Her 100 metre 1 santigrat derece, evet. O zaman ne olacak? Nemsiz, kuru, sıcak bir hava olarak buraya gidecek, doğru mu? Bakın burada 15 dereceymiş, 6'ya kadar düşmüş, burada 24'e kadar çıkmış. Formül belli. 200'de 1 düşüyor. Her 100'de 1 artıyor. O yüzden böyle değerlendiriliyor. Sonuç olarak burada 24 derece bir sıcaklık oluyor. Buraya
ekstra bir sıcaklık sağlıyor. Fön makinesinden çıkan sıcak hava gibi fön gittiği yerdeki havayı kurutur. Ha, şunu söyleyeyim. Orman var burada. Ormanı yakar. Kışın ortasında esti mi? Bahar geldiğini zanneder bitkiler. Erkenden çıkar da bitkileri yakar. Tarıma zarar verir fazlası. Burada kar var. Karı eritir. Heyelan çığ olayını tetikler. Böyle zararları da vardır. Fönün hikayesi de buna bağlı. Türkiye'de etkili olduğu yerleri, çok etkili olduğu yerleri hemen hatırlatayım size. Fön Türkiye'de nerede etkili sorusunun cevabı Doğu Karadeniz. Alanya-Anamur arası, zaten buralar mikro klima oluyordu hatırlayın. Doğu Karadeniz, zeytin, turunçgil, çay oluyordu, çay. Alanya-Anamur'da muz oluyordu mikro klimadan dolayı. Bir de Iğdır-Malatya'da mikro klima oluyordu, fönün etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle Doğu Karadeniz, Alanya-Anamur hattını bu mantıkta unutmayın diyorum ben. Yani toparlayalım. Ben diyorum ki ekvator mu geldi karşınıza? Termik alçak. Kutuplar mı geldi? Termik yüksek. 30-60'lar mı geldi? Dinamik alçak, dinamik yüksek. Mantığını unutmayın. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca ser. Kuzey yarım körde sağ, güney yarım körde sol hareket var. Mantığını unutmayın. Ekvatorda alize. Ortada, orta kuşakta batı. Kutuplarda kutup rüzgarı mantığını unutmayın. Güneydoğu Asya'daki musonların dünyanın yıllık hareketi. Her yerde olabilen, denizin, karanın, dağın, mağın olduğu yerde tabii. Meltemlerin dünyanın günlük hareketleri oluştuğunu unutmayın. Ekvator çevresinde ortaya çıkan kasırgaları, harikenleri, ani basınç farklarına bağlı oluştuğunu ve ekvator çevresinde olduğunu buralarda çok fazla görülemeyeceği mantığını unutmazsanız buradan çıkan soruyu rahatlıkla çözersiniz. Anlaşılıyor mu? Problem var mı? Devam.